Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Hazır okul sezonu başlıyorken bugün sizlere beyin sağlığında çok kıymetli bir molekül olan stikolinden bahsetmek istiyorum. Daha önce sizlere zaten okul dönemindeki takviyeleri genel olarak anlattığım bir video. Aynı zamanda da Unutkanlığı Unutun isminde beyin sağlığında kullanılan moleküllerle ilgili kapsamlı bir video çekmiştim. Bugün ise özellikle son dönemde de oldukça popüler olan son yıllarda hayatımıza dahil olan sitikolini biraz daha detaylandırmak istiyorum. kolin nedir? Sitikolin, sitozin, riboz, fosfat ve kolin içeren bir mononükleotittir. Aslında beynimiz için önemli molekülleri paket şeklinde beynimize taşıyabilme özelliğine sahip olduğu için kıymetli bir molekül. Belki daha önce de duyduğunuz fosfatidil kolin, fosfatidil serin gibi bazı moleküller var. Bunlar ayrı molekül olarak da alınabiliyor. İşte fosfotil serin takviyeleri var, fosfotil kolin takviyeleri var. Sitikolin paket bir şekilde beyne ulaşarak beyinde sinir hücrelerinin hücre zarında ve miyelin kılıf fonksiyonlarında görevli fosfolipitler olan 3 tane fosfolipiti birden sentezlettirebilme özelliğine sahip yegane molekül. Nedir onlar? İşte bir tanesi fosfotidil kolin. Bir tanesi fosfotidil serin, bir tanesi de fosfotidil etanol amin. Bu üç tane önemli fosfolipiti sentezlettirme özelliği bulunuyor. Peki bunlar nerede görevli? Özellikle miyelin kılıf fonksiyonlarında görevli. Yani bizim sinir hücrelerimizde, iletilerin hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayan ve sinir hücresinin etrafını kaplayan miyelin kılıflar var. Bu sayede biz hızlı bir şekilde daha önce beynimize attığımız bir bilgiyi çağırabiliyoruz veya hızlı bir şekilde işlemleri çözebiliyoruz. İşte Mielin kılıfın yapısına katılan en önemli fosfolipit fosfatidil serin aynı zamanda beynimizde öğrenmeyi, hafızayı, işte geçmiş bilgileri çağırmayı sağlayan da bazı nörotransmitter dediğimiz moleküller var. İşte mesela serotonin bunlardan bir tanesi. Serotonin ne sağlıyordu? Mutluluk sağlıyordu. Dopamin haz duyusu sağlıyordu. İşte asetilkolin dediğimiz nörotransmitter de öğrenmeyi sağlayan temel nörotransmitterimizdir. Hatta Alzheimer hastalarında reçete edilen asetil kolin esteraz inhibitörleri grubu bazı ilaçlar var. Bunlar neyi sağlamayı amaçlıyor? İki tane nöron arasındaki işte uyarıyı sağlayan asetil kolinleri yıkan enzimi bloke ederek daha uzun süre beyinde asetil kolin aktivitesini artırmayı amaçlıyoruz örneğin o tedavilerle. Yani tedavilerdeki bütün amaçta işte ne yaparız da bu beyindeki asetil kolini artırabiliriz üzerine. O tedavideki amaç hali hazırdaki mevcut asetilkolinin daha fazla yıkılmasını engellemek ve daha uzun süre nöronlar arasında kalmasını sağlamak. Doğal yollarla peki asetil kolin üretiminin desteklemenin yolu nereye dayanıyor? O da beyinde kolin miktarını artırmak, fosfatidil kolin üretimini sentezlemek. Bu da sonrasında asetil koline beyinde dönüşme özelliğine sahip. işte beyinde asetil kolini artıran temel moleküllerden bir tanesi de sitikolin. Biz kolini normalde besinlerle de alabiliyoruz. Ancak Avrupa toplumlarında yapılan bir çalışmada bizim günlük 500 mg kolin ihtiyacımız varken sadece beslenmeyle %8-%10'unu karşılayabildikleri gösterilmiş. Türk toplumunda yapılan bir çalışma yok ama biz de genelde benzer şekilde beslendiğimiz için besinlerle yeterince kolin alamadığımızı söylesek yanılmış olmayız. Sitikolin kana geçtikten sonra sitidin ve üridin şeklinde ikiye ayrılır ve bu sayede kan-beyin bariyerini geçebilir ve beyne geçtikten sonra tekrar birleşerek biraz önce saydığım fosfolipitlerin sentezine katkıda bulunur. Sitidin ve üridin de fosfotilkolin sentezlenmesinde ve aynı zamanda DNA, RNA sentezlenmesinde hücresel enerji yerine koymada da önemli moleküller. Sitikolin aynı zamanda metilasyon döngüsünün çalışmasında destekleyen metil sağlayıcıdır. Metilasyon döngüsünü geçtiğimiz videolarda çok detaylı bahsetmiştim. Hatırlarsanız kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörü olan homosistein yüksekliğiyle savaşan, vücuttan homosisteinin temizlenmesini sağlayan ve glutatyon gibi antioksidanların sentezlenmesini sağlayan reaksiyonlar bütünüydü metilasyon döngüsü. Sitikolin de bu metilasyon döngüsünü çalıştıran metil dediğimiz moleküller sağlayarak homosisteinle savaşır. Aynı zamanda bu sayede de serotonin, asetilkolin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesini sağlar. Homosistein nasıl ki kalp damarlarını tıkar ve kalp krizine sebep olabileceği gibi beyne giden damarların da tıkanmasına sebep olabilir. Beynin beslenmesini uzun vadede bozabilecek ve vücuttan temizlenmesi gereken bir molekül. İşte sitikolin homosisteinle savaşarak aynı zamanda beynin damarsal yapısının sağlığının da korunmasına katkıda bulunmuş oluyor. Sitikolin aynı zamanda kardiyolipin dediğimiz bir molekülün sentezlenmesini de sağlar. Kardiyolipin mitokondride enerji üretiminde görev alan mitokondriyal disfonksiyonla savaşan bir moleküldür bu sayede beynin enerji mekanizmasını da destekler. Biliyorsunuz vücudumuzda en çok enerji harcayan organlarımızın başında beyin dokusu geliyor. İşte kalp kası, iskelet kası ve beyin bunlar vücutta sürekli çalışan ve en çok enerji ihtiyacı olan dokulardır. Sitikolin beynin enerji sistemlerini de destekleyerek bu yolla da beyin sağlığına katkıda bulunur. Citicoline'in hafıza, dikkat, odaklanma ve beyin sağlığı üzerindeki etkisi yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Mesela bir çalışmada 6 hafta boyunca günde 500 mg stikoin takviyesi alan orta yaşlı kişilerde %26 beyin hücre oluşumunda artış olduğu ve %13.6'da beynin enerji üretiminde artış sağladığı gösterilmiştir. Yine ergen popülasyonda sadece 28 gün 250 mg veya 500 mg kullanıldığında hem motor hızda önemli bir şekilde artış hem de dikkat parametrelerinde de anlamlı bir şekilde fayda sağladığı kanıtlanmıştır. Yine bir başka yapılan çalışmada 50-75 yaş arası grupta sitkolinin takviyesi kullanımıyla hem genel hafızada hem de epizodik hafızada anlamlı bir şekilde fayda sağladığı kanıtlanmıştır. Gördüğünüz gibi sitkolinin 250 mg veya 500 miligramla yapılan birçok çalışması bulunuyor. Burada genel sağlığı desteklemek için, odaklanma, dikkat, hafıza ve beyin sağlığını desteklemek için günde 250-300 mg kullanılabilir. Eğer unutkanlık, Alzheimer veya demans başlangıcı varsa, yani ortada bir problem söz konusuysa, günde 500-600 mg da sitkolin takviyesi kullanılabilir. Sitkolinin günde 2 grama kadar güvenli olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Gayet güvenli bir molekül olduğunu söyleyebilirim. Sitkolinin beyin sağlığı dışında da yeni yeni faydaları da ortaya çıkmaya başladı. Bu hafta katıldığım bir konferansta sizlere story olarak da paylaşmıştım. Bu arada beni Instagram'da Emlam Mustafa Kalkan sayfasından da takip ederseniz bu şekilde anlık bilgilendirmelerden de faydalanabilirsiniz. Özellikle sitkolinin göz sağlığında da oldukça önemli faydaları olduğu gösterildi. Glokom üzerinde yapılan önemli çalışmalar bulunuyor. Retina sağlığını iyileştirdiği, glokom üzerinde fayda sağladığı ile ilgili sitkolinin birçok yeni çalışması da yayınlanmaya başladı. Gözlerinizle ilgili bir problem varsa da sitkolin takviyesi aklınızda bulunsun. Evet sitkolin ile ilgili genel olarak değinmek istediklerim bunlar. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehber isimli kitaptan da okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Sağlıklı kalın.